Merhaba millet, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir bungalov tatilindeyiz arkadaşlarımıza. Bu bizim Sapanca'daki havuzlu, kışın sıcak havuzlu. Üçüncü rejisörümüz arkadaşlar 3 yaptı. Aslında ben atladım. Tatilimiz. Havuz 2, bungalov 3. 3'ü de Sapanca'da. Değişik şeyler deneyimlemiş olduk. Evet, burası da böyle değişik bir mekan. Mekan ismi, fiyatları, açıklamalar arkadaşlar. Orayı okuyun. Ben söylemeyeceğim. Çünkü işbirliği yapmıyoruz. Evet, garajı var bu mekanın. Diğer mekanların kendi garajı yoktu. Gördüğünüz gibi mekanın kendi garajı var. Çimenlikleri böyle kendi alanı var. Güzel. Biz kışın seviyoruz Sapanca'yı, sıcak havuza girmek için. Ama tabii yazında yaz tatilde güzel olur bence. Güneşlenirsin, havuza girersin. Şöyle dış mekandan içeri gidelim bence. Hava acık serince bugün. Önce bahçeden. Şakir Bey de geliyor. Şakir abi. Abi gözün çok güzelmiş ha. Evet, ben çok beğendim. Aynen. Bu mekan camlı, bayağı camlı. En camlı mekanı seçtik. Üstü, yanı, sağı, solu. Her önünde cam var. Aydınlık o yüzden ama işte dezavantaj. Geçen sene şarkılarla gittiğimiz kaldığımız yere göre biraz serince değil mi? Çok daha serin. Evinci serin çünkü camdan ya. Ama hani manzara klima keyfi var. Klima var her odada. Evet. Her şeyin farklı avantajı dezavantajı var. Birinde keyif var, birinde sıcaklık var. Yapacak bir şey yok. Abartı soğuk mu? Abartı soğuk mu değil. Ama birazcık üşüdük. Ama klima açınca odalarda sıkıntı yok. Salondan bahsediyorum. Aynen. Salonda böyle görebilirsiniz. Salon kısmından bahsediyorum. Dışarıda böyle oturma alanı var. Minderleri var ama yağmur yağdı diye kaldırmışlar minderleri, aslında yumuşak. Havuzu sıcak. Abi havuz biraz ısıtmıştı. Dün memnun kaldık ama birazcık gece yarısı soğumaya başladı. Gece 1 gibi filan. Biz gece 3'e kadar yüzdük bu arada. Ama adam da kabul etti ya. Adam da biraz kabul etti. Şurada barbeküsü var. Barbekü, daha detaylı barbekü yaptığımız anlarda görebilirsiniz. Şöyle odaları göstereyim. Bence mangal daha iyiydi. Barbeküde biraz zorlandık hafif. Çünkü alanı büyük biraz böyle. Biraz fazla kömür koymak gerekiyor. 2 kilo kömür aldım. Biz 1 kilo aldık. Anca etti. Tecrübe. Biraz daha soğuk. Yani adam bir şey yapmış, bence daha da soğumuş. Gibi geldi bana, bilmiyorum. Bana öyle gelmiş olabilir. İçine girmek lazım. Ellenince bana daha soğuk geldi. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar evimize. Yağmur yağdığında güzel bir ambiyans oluyor. Televizyon büyük, güzel. Netflix ve YouTube Premium. Açık. Premium. YouTube Premium reklam yok. Netflix de öyle. Dekoratifi güzel. Geçen seneki eve göre dekorasyonu daha güzel, şık dediniz. Daha şık. Öyle bir şeyiniz oldu. Tespitimiz oldu. Mutfağa bakalım. Bazı sorularımız vardı mutfak hakkında, onları yapmamış olalım. Girişe şöyle terlik bırakmışlar. Otel misali. Böyle oturma alanı. Evet, bulaşık makinesi ilk defa bir böyle bungalovda görüyoruz. O bayağı iyi. Tablet de verdiler. İki tane tablet verdiler. Bardaklar, çanaklar yeterince var değil mi? Bardaklar. Güzel. Evet, ambiyans güzel. Dolabı var, buzdolabı. Fırını var. Fırını var abi. Fırın var mıydı geçen seferki yerde? Fırın var. Kettle çaycı var, kahve var değil mi? Termos bizim ama. Biz iki aile geldiğimiz için iki aile dolmasını tercih etmiştik. Bunların böyle tek ailelik, tek odalı versiyonları da var. Bakalım mı odaya? İçinde ayrı bana tuvaleti var. Gel bakalım. Böyle dışarıya bakıyor. Kliması var. Televizyonu var yine bak. Bir evde 3 tane televizyon var yani. Her odada. Bir de yukarıda. Gel yukarı çıkıyoruz, gel. Burada tuvaleti. Üsttekiyle aynı olduğu için yukarıda gösteririm tuvaleti. Bu şekilde. Aa. Egehan marşını söylüyor. Böyle dön, gel. Yani yan komşularımız burası. 3 tane tesis. 3 tane adam. Bizim odamız. Burayı biraz detaylı gösterebiliriz. Şöyle dolabı gösterebiliriz. Şöyle dolabı var. Askıları var yeterince büyük. Televizyonu var. Kliması var. Şuradan manzara gösterebiliriz. Manzara güzel, havuzu var. Havuz manzarası var yani. Bir de lavaboyu gösterdik mi? Bence oda turumuz tamamlanmış olacak fazlasıyla. Tamam. Şöyle bir duş kabini var. Güzel, havuzu temiz. Var. Evet, bayağı iyi. Havuzlaşma vakti arkadaşlar. Çok soğuk olduğu için böyle gidiyorum. Sıcak mı? Oo, yandım. O kadar. Evet. Çok iyi ya. Bağırmayın, şey yine oluyor. Tamam, müthiş. Aa, sıcakmış. Ha, hiç de derin değil. Gittikçe derinleşiyor galiba. Oo, sıcakmış. Sıcak, derin mi? Ama gittikçe sanki soğutuyoruz. Vücudumuzda. Benim gidiyor. Bana bakar mısın?
Bak 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 Ege, bak. Bay bay yap. Anneye bay bay yap. Güzel mi? Ben yarından geldim orada. Evet hadi ilerle. Ayaklarını çırp, ayaklarını salla. Ayaklar. Ha, ha. Evet 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 hadi. Hadi gel. Gel. Senin bence ama çok fazla sıcak değil. Biraz daha sıcak olmalı. Isıtabilir mi? Bilmiyorum ki. Üşüyor musunuz? Üşüyor musunuz? Akşam üşürüz. O yüzden diyorum. Gece akşam üşürüz. Gece akşam üşür müyüz emin olamadım. Üşüyebiliriz evet. Bak anne geliyor. Şu tarafa geçeyim. Anne dönülsene ya. Söyle abi. Çok az olmadı mı? Az mı oldu? Hakikaten abi çıkarıcı küçük gibi geldi. Adam bir kilo kömesi yeterdi değil mi? Anaa! Bak buraya ızgaraları buraya falan sokacaksın. Atıyorum niye benim ızgaram oturmazsa buraya ne olacak? Oturuyor mu? Değindik mi bu arada? Hayır. Oturmazsa problem nereye koyacaksın? O. Heee adamları kendimizinkini onun üstüne koyacağız artık o zaman. Ne yapacağız yine piramit şeklinde geçen sene gibi mi yapıyoruz? Ha piramit yapacağız değil mi? Evet. Gerçi bak, elimiz de var ama. Bir sürü... Piramit böyle miydi? Nasıl yapmıştık yani? Mısır piramidi abi. Abi orada bir tane sigara var, yanmasın adı orada. Nasıl? Sigara var bir tane orada. Yansın. Yansın. Sigara yok, şu an orada. Atarlar. Zaten mangal başında sigara içenler hep içine atıyor. Gerçekten mi? Tabii canım. Ben bilmedim onu. Yapıyorlar biliyorum. Çok iyi ya. Oo gerçekten mi? Tabii. Oradan is kokusu mu verecek? Yani isli et olur ya. İs olacak, aynen. Stik ağzını soracak. Özel marine... Bu arada etleri özel marine ettik biz. Evet. Ben stik ağzından özel getirdim. Bir ay biftek ve antrikot yatağında yattım. Gerçekten mi? Abi yalnız kafan çok korunaklı ama ayakların üşümüyor mu? Şu an üstü forma altı forma. Üstü forma altı forma. İkinci ses bu sefer geçen sene 1 saat sürdü. Bu sefer 10 dakikada biteceğiz gibi geliyor. Bence de. Bunlar aa, pilav dedi. Ooo pilav dedi. Ben gideyim bir konuşayım pilav ne olacak diye. Gerçekten oldu gibi. Ya saçmalama be. Şaka yapmıyorum. Nasıl yani? Evet. Profesyonelleştik artık. Kömür de az. Kömür mangal ama kömürü. Biz aynı anda nasıl pişecek? 5 dakikada pişemez ki. Yerlemeyi unuttuk. Bir yerlerini söndü. Doğru. Ben içeri gittim falan. Ama şu an onların... Abi sen benden daha çıktın sanki. Nasıl? Sen benden daha iyi çıktın diyorum. Yok be aynıyız. Ben de çok... Çok dedin ya yaptım. Bu konuda uzman değilim. Hayatımda ikinci ya da üçüncü tek başıma mangal yedim. İkinci bir has böyle tek başıma. Birinci çünkü geçen seferki zaten. Geçen seneki beraber. Oydu. Ben de şeyci mangalcıyım ama yapan adam değilim genelde. Artık yaparız. Baba olunca yapıyorsun abi. Çok iyiydi ya. Öğreniyorsun. Zoomluyorsun ya. Zoomlarım bir de. Daha bağıracağım habersiz beni çektiğin. Kaç saatte bitti? Bir saat. Bir saatte? 50 dakikada. Oldu. Verdim közü bak. Anasını bile alattık. Fena oldu. Çok süper. İşte bu be. Son anda umutsuzluğa düşürdük. Az daha yapamıyorum diye falan derken. Şimdi başlıyoruz. Ege Han. Bir parti köfteleri yaptık ama. Yağmur başladı bir yandan da. Hadi bakalım, hadi buyurun. Sen aşağı mı aldın? Güzel yaptık ya. Güzel mi tatlar arkadaşlar? Beğendiniz mi? Sucuk mükemmel. Profiterin tadı inanılmaz güzel. Çok güzel. Abi İstanbul Kasabı beğendik. Reklamını yapıyoruz. Sapanca'da İstanbul Kasap. Sapanca Yavuz Şarj İstanbul Kasabı arabadan geçti. Aynen, tam merkezde müthiş. Aa, kedi. Oo, kedi. Umarım etimiz yememiştir ha. Oyuncağını mı gösteriyorsun? Kedi oraya mı girsin? Kedi ne yapacak orada? Kamera arkası gibi bebekli yemek yemenin şeyleri, zorlukları. Bir anne bebek uyutuyor, bir yanda tek bebeğin peşinde. Ama adanalar mükemmel. Ben yemeye devam ki. Çok hain hissettim kendimi. İmkanı olan baba olsun. İmkanı olan baba olsun abi. Kesinlikle imkanı olan baba olsun. İşte o ben. Biraz daha bir piramit yapacağız önce. Ortayı evet. Çıralarını almak uzunluğuna yanacağım. Piramitli abi. Piramit. Her zaman piramit abi. Gülçin'le beraber geçen seneki videomu izledik. Kendimiz nasıl yaptık diye. Geçen sene de Gülçin evet, yapmış. Hamileydi Gülçin. Bu sene de Gülçin yapacak. Biz beceremedik az önce. Oha karbon bulmuş. Bu olur mu? Olur, süper olur. Süper aşkım var. İkimiz de gri giymişiz. Koltuk İkimiz da gri. Yok gibiyiz şu an. Aynen. Bakın arkadaşlar. Bendeki keyif 56.
Bir de şunlara bak. Onlar fotoğraf şey derdinde, video derdinde. İnce bu garibin de şevini yakma ama derdinde. Yanmıyor. Bunlar fotoğraf. Hava alsın. Alsın ya, şimdiye kadar. Güzel bu şömine şey atsak. Şey yapmışsınız ya, bu kartonlar mahvetmişsiniz. Hmm. Ben demiştim. Ben demiştim. Merve. Ben demiştim. Merve mi? Ben burada bile yoktum. Abi adam 10 saniye yaktı ve gitti. Aynen. Ama bir şey çevir bana. Kekomanço gibi uğraştık burada ya. Ay, ama bir şey değil mi? Adam çevir. Yine çıralarla yaktı. Söylüyorum, eksikleri söylüyorum. İnternete bakıp çıralar. Bir kere ince çıraları getirdi abi. Evet. İki karton atas yaptık. Evet, karton atas çok iyi. Adam üçgen dedi, onun pramit olduğunu bilmiyormuş. Şarkıda diyor ki pramit yapacağız diyor. Üçgen müşken yok. Hapar pramit mi yok, üçgen yapacaksınız diye. Ama adam sonra pramit dedi. Sonra da laf değiştirdi. Kelime olarak. Ay, aynen. Nereye sordunuz mu? Adam kesin Karadeniz değil mi? Kesin Karadeniz sormadık da. O şey tam Rize. Bence de Rize direkt Rize. Arkadaşlar şu an tarihte birlik yaşıyorum. İlk defa Selin bir şey yap demedi. Yapıyor. Abi burayı pisletti, bize temizlersiniz dedi. Normalde benim veya Gülçin'in temizlemesi gerekiyor. Selimciğim gitti böyle süpürgeyi aldı geldi temizliyor. Selim ya seni her gün sapan şey getirelim. Bir detay daha var. Onu söylüyordum. Bebeler uyanmasın diye elektrik süpürgesini açmayın. Sessiz Allah. Robot süpürgeyi getirdi. Sizin evinizde bu kadar fonksiyonlu bir robot süpürgesi var mı? O yandı. Bir de çaylarımızı getirirseniz tabii, beyler süper. O bir Dyson değil, Gyson. Gyson da gay mı Gyson? Kayıyor. Gyson. 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 Hayır canım, bir şey dedim valla. Şakir Bey sizden de çay içeriz. Evet, şöyle. Biz iyi alıştık hadi böyle. Hadi canım benim. Hadi. Bak hiç oralı bile hadi olmuyor. Bu gariban da bu şekilde çıkıyor. Yarın da hasta hadi oldum hadi diye gelir. Sana layık düşler. Kamera arkası ve kamera önü. Şimdi önünde alay çekin. Paris'te bir Sivaslı. Ay Sivas. Güzel. Bakabilir miyim? Story çekelim güzelse. Bak duman. Bakayım. Gece 2:30. Video çekmişler. Saat 2:30'da havuzdan çıkmış. Sığamadığımız için ben buraya atacağım abi. Temiz. Ulan ben buraya bir sigara falan. Nerede onlar? Şuraya koydum. Suratsız bir şekilde. Kadir ezildi. Bu kadar mı? Bu kadar. Buraya kalmış. Okey oynarken bir yandan okey oynuyoruz. O ne demek? O ne demek ben anlamadım. Hop be Egehan, bırak babacığım. Al, taşım var Egehan, düştü. Abi adam ne diyor? Suyu soğuttu adam havuzun suyunu. Evet. Diyor, sen yokuş yukarı 5'e çıkıyor musun diyor. Suyun ısıtmakla ne alakası var? Ben sen bu ilişkiyi kuramadım. Komedi adam ya. Yemin ediyorum. Madem o zaman 38'den niye 41 aldı? 41 alan 44'den. Acaba çok elektrik. Adam diyor ki 40'dan 38'e düşün ya, daha güzel soğuyor havuz diyor. Böyle bir mantık var mı ya? Tamam. Ha? Arayacaksın mı adamı? Arayalım tabii. Arayalım abi. Su buz gibi ya. Sabahkinden daha soğuk ha. Maalesef bugün kendi kendine soğudu. Çalışmıyor mu makine? Ne oluyor? Bozuldu mu? Ne oldu ya? Ulan var ya. Mekana büyük bir eksi. Yani ikinci akşam suya giremiyoruz. Bassızımızın bu kadar. Abi dün gece 3'te zaten su soğumaya başlamıştı. Ben suyun içinde titriyordum.
Şimdi bu su 25 derece. Cihazlar daha yüksek derece olduğunu iddia ediyor ama böyle bir şey mümkün değil. Bakalım nereye varacak. Değil abi, baksana şey bile çıkmıyor. Duman bile yok ki. Yani ücret iadesini isteyeceğim ben, bakalım ne olacak. Hatta şu an terk etmeyi düşünüyorum. Ali İbrahim sofrası, kalabalık. Evet, sofrası. Ali İbrahim sofrası, evet. Ona bir şey derler böyle. Bereket. Hayır. O işte ne kadar çok. Bereketli. Hayır ya. Hani... Havuza giremedik, tabu oynuyoruz. Müthiş. Ya seni sarmam ama dinlemiyor. Dinliyorum ama sen konuşmuyorsun bile. Kas. Polt. Kıyafetti. Bakın her şey yapıyorum. Tamam. Nasıl bir yağmur ya. Şu rezilliğe bakın ya. Akşam vakti toplanıyoruz. Aynen. Suyumuz çalışmadığı için, soğuk olduğu için. Bir gün üstüne ekler gidip geldiği için gıcık olduk. Ertesi gün ikinci gün çıkış yapıyoruz. İki tane küçük bebeğimiz de bizi çıkışa zorluyorlar. Çünkü ücretin iadesinde su yapmaları için şimdi çıkmamız gerekiyormuş. Gecenin saat 11'inde. Ertesi sabah çıkarsak yarısını vereceklerdi. Resmen yüzlü hava. Ücretlerden yapıldı. Ücretimizi vermeselerdi ne yapacaktı? Bugün bu vakit geçmiş olduk bence. Aynen. Ama gecenin bu vaktinde çıkacağız bebeklerle dışarı. Şu yağmurda. Şu kadar eşyalı. Ben olsam kalın lütfen yarın çıkın. Bizim kusurumuz derdim. Bu yağmurda bebeğinizle yormayalım sizi derdim. Nargile. Doğru.